Şu anda ihtiyaç halinde o ara e, isimler çok dolaştı. E, o Güneş ismi devamlı şekilde vardı Beşiktaş'ta. E, ben o olduğu dönem hatta Rıza Çalın ve Rıza Acan da adı geçiyordu. Ben Rıza Acan olması taraftarıydı. Bunu açık ve net her zaman söyledim. Niye bu camianın içinden gelmiş? Burada teknik direktörlük yapmış. Yani Fenerbahçe'de meşhur 4-3'lük maç oynandığı zaman bu takımın teknik direktörü. Ve ben Rıza Hoca'nın her zaman Beşiktaş'tan alacağı olduğuna inanan birisiyim. Niye? Beşiktaşlı çünkü ya hiçbir zaman bunu inkar etmiyor ki. Ben hiçbir zaman inkar ettiğini görmedim. Gidiyor nereyle sözleşme yaparsa yapsın. Nereyle sözleşme yaparsa yapsın. Bu kahvesi su var. Beşiktaş beni isterse giderim. ben giderim. Bravo. Bunu hiçbir kimse saklamıyor ki. Bunu geçti hocam. Milli takım hocasız kaldı. U19'dan Stefan Kurtus u alıyorsunuz. Burada Türk futboluna büyük hizmetleri dokunan Rıza Hoca Başka bir tarafta kalıyor. Sessiz kalması sebebiyle, alttan alması sebebiyle hep Türk futbolunda yanlışlar yapıyor. Bizans oyunlarını Bilmiyorum. bilmez Rıza Hoca. Dümdüz oca. bir adam. Hocanın, bak hocanın ben Beşiktaşlıysam benim üç katı daha Beşiktaşlıdır Rıza Hoca. Ve hak ediyor. Daha önce burada teknik adamlık yapmış. Teknik adamlık döneminde bence başarılı. Çünkü Beşiktaş'ta kendi evlatlarına görev verdiği zaman imkansızlıklardan vermiştir. Evet. Doğru. Kime verdi? Samet abi'ye verdi. Zaman. Samet abi Samet abi bir kadro verdi. Küme düşmemeye oynayacak dediğin kadroyu şampiyonla oynattı. Beklentileri arttırdı. Tabii. Başarısız gözüktü. Yok. Samet abinin elindeki kadroyla oralara gitmesi Samet hocanın başarısıydı zaten. Ben Rıza Hoca dönemi teknik ekipte olduğum için biliyorum. Ya geldik, Del i̇şte Bozkay ayrıldı. Geldi. Bizler geldik, düzel çalışıp elinde altın var. Karep Altın var yani böyle bir santraforum var. John Karev gibi bir santrafor var. Dediler ki imkansızlıklardan dolayı Karev gidecek. E yerine e, alacağız işte. Ya Karev gitti. Ailton'u aldın ya. Ama altın da altın Yani. çıkmış hocam. dönmüş. Ya böyle bir şey yok diyorum ya. Elindeki altını verip ne alıyorsun yani. En değerli madenini veriyorsun. Madeni veriyorsun. Oradan ne çıkardın? Bir şey kalmamış. Cenk sonra Wagner Love'ın gelmesi gibi hocam. Yani. Biz, ama bunda bu, bu enteresan bir şey. Bak Wagner Love'ın hadi bir geçmişi vardı bir şeyi vardı. Ailton artık top oynamıyordu Almanya'da ya. Almanya'da top oynamazken bu sen John Karevi gibi dünya yıldızını Lyon'a yolluyorsun. Doğru para kazanıyorsun. Tamam ihtiyacın var ama onun karşılığında hiç olmazsa mesela bir oyuncu alınır değil mi? Yok. Maalesef hoca transferler bu... yaptı bak hoca transferler yaptı. Ben birebir işin içinde. Ya para yok. imkansızlıktan dolayı hatta o ara evet, bir yu... sürü dedik işte aldı. Kendi kafasındaki kendi işine yarayacak oyuncuları kulübe maddi yük getirmeyecek şekilde transfer etti. Hoca... bir sürü insan da salladı bak buna. Ben çünkü Malmö maçında da oradaydım. Adem Dursunlar falan çok eleştiriyor. Adem Dursunları falan diyor. Şey. Yula. Yula. yedi. Yula gittim Malmö'de biz 4-1 yendiğimiz tur atladığımız maçta sahanın yıldızlarından biriydi. Sergen sahanın yıldızlarından biriydi. Çok eleştirilen takımda. Evet. Oynadı o zamanki maçı Fenerbahçe'sinde 4-3 Panku'nun kaleye geçtiği maç. Kadıköy Panteri diye Anladım. o maçta bu... Hocam Hoca süresi iki ele var sadece. Ya. İşte yani hoca böyledi. Ha şimdi tercihlerden Şenol Hoca oldu diyelim. Hoca Sivas tamam. Skordadı. tercih edildi. E Şenol Hoca geldik senin üstüne. İyi işler yaptı. Hakikaten 5 maç sonunda 5 maçlık seri. O ara şampiyonu telaffuz etmedi. Takımı düzeltmeye ihtiyacı var. Tabi de tabii enkaz yani burada şimdi insanlara doğru reçete vermediğin zaman beklenti yükselttiğin zaman ve yanlış olan bir şeyi doğru gösterdiğin zaman gerçekler ortaya çıktığında maalesef çıkın. Şimdi Valerian İsmail döneminde dedik ki Evet Valerian İsmail yetersiz bir adam Ama kadro da yetersiz Hani insanlar ne dedi Kadronun yarısı Premier Lig'den gelmiş Çok iyi oyuncularla bezenmiş Ama Valerian İsmail bu takımı oynatamıyor Buraya iyi bir hoca lazım Tamam Valerian İsmail gitti Şenol Güneş geldi Oynanan oyun kimseyi memnun etmediği zaman Ne dedi insanlar Dediler ki bu kadroya en az 5-6 tane takviye lazım e kardeşim biz Valerian İsmail zamanında da diyorduk. Yani, yani biz niye Valerian İsmail gitmesin bekleyin bu sezonu? Çünkü bu takım sıkıntılı bir takım. En az 5-6 tane yere transfer yapman lazım. Bu transferleri yapmadığın zaman Mourinho mu, işte Guardiola mı, var, mı? Var. kimse bu işin no, erbabı. Kim gelirse gelsin evet. olmaz. Mantar olmaz yani hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla şimdi Şenol Güneş'ten insanlar geldi. 2015-2016 iki taka alsa. E sen diyerek. şimdi e bakıyorsun Talişka'nın, Kuvarezma'nın şapkadan tavşan çıkardığı maçlar Mario var. Mario Gomez'in. Sen Şenol günü hani tamam evet takım iyi oynuyor ama Mario Gomez'in. Hani burada takım kötü giderken mesela Galatasaray çok kötü giderken iki, o 96-2000 yılları arasında Hacı çıkıyordu. İki tane topa vuruyordu 35 metreden. Bir sıfır maç alıyordu Galatasaray. Domine ediyordu o kötü oyunu. Şimdi Galatasaray 10'da 10 on yaptı. Her maç i̇yi mi oynuyor Galatasaray? yok Ama 3 tane 4 tane kaliteli ayağı var. Orta sahadan geliyor. Şimdi burada bekleyeceğiz. Beklemekten başka çaremiz yok. Ama yönetim e, yani masaya bunlar biz masaya yumruğunuzu vurun dediğimiz zaman herhalde hani kırın dökün falan anlıyorlar ya. Ben anlamadığım mevzu bu aslında. Ya yönetimin bütün imkanlar camianın bugün Gökhan Keskin dediğin zaman Gökhan Keskin baba bırak neredeysen gel buraya dediğinde gelebilecek materyalleri var. Rokkan Keskin'den bir başta ben sana 20 tane bu işin erbabı uzmanı adam. Gelin kardeşim Beşiktaş hepimizin Erişim, gelin bakalım ne yapmamız var. lazım. Akıl, <laughs> otur şöyle masaya. Bunda ne var ya? Bu dünyanın en güzel şeyi camiandan faydalanıyorsun. Abi, sana illa profesyonel, profesyonel de çalışırsın. Ama dersin ya. ki ya arkadaşlar siz bu camianın İvini, civini, ilinin içindeki suyu, her şeyi biliyorsunuz. Ya gelin biz ne yapabiliriz? Ya buradan bir çıkış yakalamamız lazım. Ya sen şimdi iki tane menajere kaptırmışın elini, kolunu, başını. Oo! Oh! O ne derse onu alıp geliyorsun. Şimdi, gelmeden önce Alenim, aynı konuları konuştuk şimdi Erdem'le. Erdem'e hatta dedim ki ben Beşiktaş kulübünde çalıştım. Evet. Yani skuata Scout'ta altyapının başındaydım. Altyapıyla ile ilgili dedim ne olur tesis yapın. Yani altyapının başına kimse koymayın. Tesis yapın. Ben 15 senedir, 20 senedir Beşiktaş takımında altyapıyla ilgili çivi çakıldığını görmedim. Evet. Tadilat yapıldı, başka bir şey yok. Scott'ın başındaydım. Scott'da hatta bir SP anlattım. Benim bir tane komutan abim vardı. Allah rahmet eylesin Ahmet abi. Mayın arama gemisi komutanıydı. Emekli ettiler beni Gökhan dedi. Neden abi dedim. 5 sene mayın aradım bir tane bulamadım dedi. Tamam emekli ettiler. Ha iyi abi Allah dedim. Allah. Ben de senden farkım yok dedim. Ben de squat'ın <laughs> başındayım 5 senedir. Ben de bir tane oyuncu aldıramadım. Şimdi neden? Benim tamam bilgim var, görevim var ama yetkim yok. içinde değil elefe geliyor değil yani, mi? Yani yani bilgisi var, yetkisi yok. Yetkisi var, bilgisi yok. Aynı bak, aynı. Alalım. Ben sadece sunum yapıyorum. Ekibimle beraber sunum yapıyorum. Sunumun sonunda, sunumun sonunda işte sonuçta bu yönetim veya teknik adam sunumu yapıyorum. Yetki bunlarda, alınma şeyi bunlarda. Biz o ara bir sürü oyuncu verdik ama sonuçta olmadı yani istediklerimiz bir türlü yaptıramadık. Ha bu arada tabii ki şampiyon olundu. O ara yönetim kendi tercihlerini kullandı, doğru işler oldu. Bunun yanında yanlışlar da yaptı ama. Sen planlamayı uzun vade yapmazsan illa bir yerde tıkanıyorsun sonuçta. Evet. Yani bu evet. işlerde yaşı var, işte dinamizmi var, gidecek, kalacak dengeleri var, mali dengeler var. Bunlar bizim bizde şey değil, bizden sorulan şeyler değil. Bizde sadece fikir. Sen sunum yapıyorsun. Bizim yaptığımız şey bu sunum. Ama aldıramıyorsun istediğin oyuncuları.